arkadaşlar. Bu haftaki videomuzda sizlerle yine çok önemli bir konuyu, havadan gelen topları ayağımızın üstüyle nasıl durdurabiliriz ve bu yönümüzü, bu tekniğimizi geliştirebilmemiz için nasıl çalışmalar yapmamız gerektiğini paylaşacağım. Ahmet Turan ise bana futbolda şut nasıl çekilir videosu istemiş göndermeme. Arkadaşlar, kanalımıza abone olarak hiçbir videoyu kaçırmadan size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Abone ol butonuna tıkladığınızda haftalık olarak her perşembe günü yayınladığımız videolar size bildirim olarak düşüyor. Bunu böylece sağlamış olabilirsiniz. Kanalımızda Ahmet'ciğim bu videolar zaten mevcut. Oradan sert şut nasıl çekilir izleyebilirsin veya şut nasıl çekilir temel seviyede o videomuzu da izleyebilirsin ve gelecek videoları da kaçırmamış olabilirsin. Sorduğun için çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, sizlerle birlikte top kontrolü nasıl olur onları da paylaşmıştım ama bugün havadan gelen topları ayağımızın üstüyle nasıl durdurabiliriz onlardan bahsedeceğim. Müsabaka anında istemediğimiz şekilde bize toplar gelebilir. Genellikle yerden ve sağlam paslar veriyoruz ama havadan gelen toplar da bize olabiliyor. En son Türkiye-Hollanda milli takım maçında da gördük arkadaşlar. Çok fazla havadan top kontrolünün yapılması gerekti. Bazı noktalarda futbolcular bunu kaçırabiliyorlar. Ama gelecek pozisyonu arkadaşımıza yaratabilmek için bu top kontrolünü çok sağlam bir şekilde yapmamız gerekiyor. Havadan gelen topların kontrolü biraz zordur. Bol bol pratik yaparak, bol bol çalışmalarınızda havadan gelen topları durdurmayı iki ayakla birlikte çalışırsanız daha fazla verim alacaksınız. Hadi gelin hep birlikte şimdi birkaç çalışmayı size göstereyim. Başlayarak kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz veya kendiniz de bunu çalışabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken unsurlar arkadaşlar, top gelirken öncelikli olarak hazır pozisyonda ısınarak, hareketli olarak beklemeniz olacaktır. Çünkü top kontrolünde en önemli husus topun gelişine kendinizi hazırlayabilmeniz. Yani topu zemine indireceğiniz noktada çok sağlam yere basmanız gerekiyor. Ve topa destek olarak durdurmanız lazım. Şimdi bunu hep birlikte gösterelim tekrardan. Bakın arkadaşlar, top geliyor. Çok basit, en temel seviyede. Topun nereye düşeceğini tahmin edebiliyorsunuz. Topla temas anında arkadaşlar bileğimizi sert tutuyoruz. Topun altında buna destek olarak yumuşatarak yere inmesini sağlıyoruz. Bir de yandan göstereyim size. Ve topla birlikte ayağınız zemine değiyor. Topun gelişine göre kendimizi ayarlıyoruz ve topla birlikte sekiyoruz arkadaşlar. Sağlam basıyoruz. Seviyeyi kendi becerinize göre ayarlayabilirsiniz. Yükseğe de atabilirsiniz. Durdurabilirsiniz. Bol bol tekrar edin. İlk etapta elle çalışabilirsiniz arkadaşlar. Topun nereye düşeceğini tahmin etmeniz önemli. Ve kendinizi ayarlamanız. Durdurma noktası arkadaşlar ayağımızın üstü parmak ucu bölgemiz. Bu kısımla birlikte topu çekiyoruz. Eğer bu kemik noktasına denk gelirse topun sekme ihtimali yüksek olacaktır. Sert gelen toplarda özellikle dikkat etmelisiniz. Çalışmalarınızı rahat hissettikten sonra iki ayağınızla birlikte, yani topu hakim bir şekilde önünüze alıp yine tekrardan pozisyon yaratabilir hale geliyorsanız olmuş demektir. Bir basamak yükseltebilirsiniz çalışmanızı. Atın havaya. Ayaküstü top çalışmamızda çeşitli örneklemeler yaptık. Basic, yani en temel seviyeden başlayarak kendinizi geliştirmelisiniz arkadaşlar. İki ayağınızı birlikte çalıştırın. Bir ayağınızla üstünlük kurmuş olabilirsiniz bugüne kadar, ancak bu videolarla birlikte sizden ricam, lütfen zayıf ayağınızla da aynı
alıştırmaları yapın. Gerçekten gelişim göstereceksiniz. Yorumlar geliyor. 3 ay önce zayıf ayak nasıl çalıştırılır diye gösterdiğimiz çalışmanın üstünden bugün aldığımız haberler gerçekten çok sevindirici. Zayıf ayağı arkadaşlarımın şu anda hakim ayağıyla eşdeğer seviyede olmuş. Tebrik ediyorum sizleri. 3 çeşit durdurma var arkadaşlar. Ayağımızın içi, ayağımızın dışıyla ve ayağımızın üstüyle. Bu videoda ayağımızın üstünü çalıştırdık. Kendi başımıza çalıştık az önceki örneklerde. Şimdi rahat hissediyoruz artık kendimizi diye varsayıyorum. Ve bir arkadaşım bana gerçekten topu havadan atıyor ve ben onu hareket halindeyken ayağımın üstüne tutuyorum. Arkadaşlar, uzaktan gelecek toplar size gerçekten yüksek geliyor olabilir. Hareketli halde topu bekleyin, kendinizi topu ayarlayın, topun yönünü iyi izleyin ve top düştüğü anda siz de birlikte sekin ve topu yumuşatarak ayağınızın üstüyle yere indirin. Ve tekrardan pozisyon yaratabilecek konuma geçirin topu. Yani top göğsünüzde hizalanmış, destek ayağınız hemen yanında konuşlanmış durumda olması gerekiyor. Hareketi tamamlamış olmanız için. Zemine inecektir. İki ayağımızı da çalıştırıyoruz. Futbolda ayaküstü top kontrolü becerisi gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Nasıl aldığınız noktada top kontrolü, top durdurma beceriniz ne kadar kuvvetliyse o kadar arkadaşlarınıza pozisyon yaratacak paslar verebilirsiniz. Dolayısıyla bu çalışmamızı bol bol tekrar edin. Benimle yorumlarınızı paylaşın ve başarılar diliyorum. Merhaba, videomu izledin. Daha fazlası ve diğer videoları da kaçırmamak için kanala abone ol. Ekranda gördüğün diğer sosyal medya hesaplarımı da istersen takibe alabilirsin. Başarılar diliyorum.